tıpayı Büşra Hanım'a sorun. Tirbüşon. Çekeceğini de size sorun. 800 puan kazandırdı. Ne güzel. Bunu kaçırmazsınız. Adım gibi eminim. İki kelime. Onu unutmayalım. Neyin karşılığıymış onu şimdi öğreneceğiz. Retina'nın günümüz Türkçesinde daha yaygın kullanılan karşılığı. Görme. Retina, iris filan hani bunlar. Tamam. Göz bebeği değil. Göz belli şeylerden oluşuyor hani böyle. Tamam. Bu arada kapak. O harfi alacaksak 54 saniye arttıracağız ya. Hı-hı. 2 dakika 24 saniye var. Onun tamam. Kararını çabuk tamam, verelim. Tamam, tamam, tamam. Görme, göz. Asla ve kata. Kirpik, kapak. Bebek değil. Harf alayım, harf alayım. Alalım harfimizi. İki kelime. Onu unutmayalım. Tamam. Bakın sesli harfle başlıyor. A. 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 Ağla. Bakınız bu işte iristir, retinadır. Evet. Bu göz malum katmanlardan oluşuyor. Evet. İşte bu da o katmanlardan biri. Hiç fikrim yok. O A. Ağlı bir şey belli. Durdurun. Durdurun 30 saniyede bunu çözeceğiz. Tekrar ediyorum Deniz Bey. Bu göz dediğimiz katmanlardan oluşuyor. Tamam. Ağır, ağrı, ağla, ağıl. Ağıl. İris renkli bölümü zaten. Bu da böyle şey gibi bu retinada. Beyaz. Böyle yani. Şey gibi. Beyaz da böyle şey gibi yani. A ile başlıyor değil mi? A gibi. A gibi. Evet. O yüzden de demişler ki buna. Ağlı. Bu gözün demişler. Nokta noktası demişler. A gitti. A tabaka. Hiç bilmiyorum. Of of. Günümüz Türkçesi dedik ama çok da günümüz Türkçesi değil. Retina daha yaygın kullanılıyor. Kabul etmek lazım efendim. Elimde ne yazık ki 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı ama sizi buradan alıp bu turun şampiyonu yapmaz. Bu bana verilen bir hediyedir kader tarafından. Çünkü söz vermiştiniz. Eğer ki bu sefer de olmazsa 3.'ye deneyeceğim demiştiniz. Deneyeceksiniz değil mi? Deneyeceğim. Ama ben önce müsaade ederseniz, sizin de müsaadenizle hanımefendiyi bu platformda görmek isterim. Menajeriniz ve kız arkadaşınızı. Olur mu? Bana uyar. Bir alkışla mühürleyelim. Ve yolumuza devam edelim. Buyurun 9 harfli cevaplara. Mutluluğa kavuşturmak, bayındır bir duruma getirmek anlamlarında bir söz dizisi. Biraz böyle naftalinlik. Gelin bir harf alalım. Mutluluğa karıştın. Alayalım. Mutluluğa kavuşturmak, bayındır bir duruma getirmek. Sağ olun. Bizi mutluluğa kavuşturdunuz. Varlığınız da bizi... Onore ettiniz. Yok. Harf alalım. Biraz eski böyle. Arapça kökenli. İhya etmek. İhya ettiniz. 700 puan daha. Gelsin birisi. Bu da kalıplaşmış bir tabir ve iki kelimeden oluşuyor. Görelim nasıl. Sonunda, nihayet bu anlamlarda minnet tabirine benzer bir söz dizisidir. Geciken birine biraz böyle laf sokuşturmak için kullanılır aslında. Sonunda, nihayet. Gelebildin. Harf alayım. Nihayet. Buyurun. Sonunda gelebildin. Şükür ikinci kelime. İlki ne acaba? İlki çok şükür değil. Çok değil, o 4 harfli çünkü. Harf alayım. Hele şükür. Hele şükür. 700 puan daha. 10 harflidir. 10 harflilerden hiç korkmuyorum. 10 harfliler çiçek gibi sorulardı. Buyurun gelsin efendim. Kaçırmaz bunu Deniz Bey. Harf de almaz. Bir topluluğa, o topluluk bir aradayken aynı anda grup uygulanan terapi. Psikolojik tedaviye grup terapi deniyor. 1000 puan kazandırıyor. Bu da son soru, son cevap. Kendi içinde armonisi olan sözlerden biri efendim. Yine heceler tekrar ediyor böyle. Anladım. Buyurun bakalım. Birini yüzüne karşı övme, koltuklama. Pohpohlama. Pohpohlama. 1000 puan kazandırıyor. Bu işin finali buraya nasıl geldiğinizi gösterir şekilde oldu. Vallahi beni ihya et. Sizi ne dersiniz? Bir üçüncüsü denenir. Denenir. Kesinlikle. Deniz Bey'e bir kocaman alkış.